Son yıllarda çok moda, çok gündem. Rosie tekniği, round spermatit injection. Şimdi bu tekniği Tanaka, Japon doktorumuz uzun yıllardır denedi ve daha sonra başarıya ulaştı ve bunu bütün dünyaya literatür olarak bildirdi, bütün dünyaya tanıttı. Ve bununla meraklı ülkelerden biri olan bizim de ülkemiz, 3 yıldır ülkemizde başarıyla kullanılmakta. Başarı oranı düşüktür, yüksektir, kliniğe göre değişir, tekniğe göre değişir, yapana göre değişir, tecrübeye göre değişir, bu ayrı konu. Biz Rosie'yi yaparken round spermatit injeksiyonu kullanıyoruz. Burada önemli olan biz bir kalıp içinde bunu yapıyoruz. Bu kalıbın dışına çıkıp da başka tekniklerle bunlara tabiri caizse devşirme yöntemler uydurmak biraz saçma oluyor. Burada ELOSI denen bir teknik var. ELOSI'nin açılımına girdiğiniz zaman elonge spermatit injection. Zaten elonge spermatitlerle X'i yapılıyor. Zaten onlarda bir dünya çocuk var. Hani yeni yöntem gibi bunu anlatmanın bir esprisi yok. Zaten elonge spermatitler hiçbir zaman Rosie yönteminde kullanılmaz. Tanaka'nın yazılarında da bu vardır. O yüzden Rosie ve bu elonge spermatit kullanımı çok farklı yöntemlerdir. Zaten elonge spermatitlerle 2000'lerden beri biz eski hastanemizden beri 2000'lerden beri dünyanın çeşitli yerlerinde elonge spermatitlerle bir dünya canlı doğum olmuştur ve yöntemi de X'idir. Yani ELOSI denen yöntemle Rosie'nin hiçbir alakası yoktur. Tamamen tüp bebek yönteminin normal X yöntemidir. Ama Rosie dediğiniz zaman saf round spermatit kullanacaksınız ve round spermatitlerle bu gebeliği elde edeceksiniz. İşte önemli olan mucizeler burada olmaktadır.